asıl ismim Halis. Fakat umumiyetle bana burada herkes vatandaş Mustafa diye tanıyor beni. Şimdi evvel doğan, ölen bir şeyimi, kardeşimin hayatını yaşıyorum. Onun nüfus kağıdıyla yaşıyorum. O da bir de buradan şeye gitmek gelmek bayağı şey olduğu için, yol olduğu için, yol uzun olduğu için gidip bir daha nüfus kağıdı çıkartmamışlar. Ben onun nüfus kağıdıyla yaşıyorum. Benden bir buçuk sene evvel doğmuş ve rahmetlik olmuş. Derken buradaki tanınma Mustafa olarak tanınıyorum yani. Aynı zamanda bir de bu vatandaşlık efendim taktila bana, bir de vatandaş oldum. Vatandaş Mustafa oldum haliyle. Ve burada epey bir senedir. Gurbetleri bitirdim, geldim buraya yerleştim. 20-30 seneye yakındır ki buradayım. Ben hayatım boyunca efendim hep kendime çalıştım. Döndüm o tarafa baktım. Dünya için ne yaptın? Hiçbir şey yapmadın. Toplum için ne yaptın? Hiçbir şey yapmadın. Türkiye için ne yaptın? Hiçbir şey yapmadın. Sonunda düşündüm. Dedim ki, ya sen böyle bomboş gelmedin bu dünya. Mutlaka bu dünyada bir görevin vardı. Bu görevini niye yapmıyorsun? Diye bir şey geldi aklıma. Ben de dedim ki, bu mücadelede benim de izim olsun. Benim de bir şeyim olsun dedim. Ve girdik mücadeleye. Bu sefer şey, affedersiniz, bir yük olur da yükü birisi sırtına aldı mıydı, öbürler kenara çekilir ya, birçok kimse çekildi kenara, biz kaldık efendim şeyin altında, yükün altında. Fakat hamdolsun yani yükün altından da çıktık. Bugün halen ben diyorum, şurada kalksanız bir istatistik yapsanız şu vadide bu kadar zaman aradan geçtiği halde, bu kadar uğraştığımız halde, bu kadar çile çektiğimiz halde sonuçta şu anda yine de burada bir istatistik yapılsa en az %70 efendim yapılsın diye oy verirler. Bunun cevabı aslında insanın yüreğinde yatar. İnsanın yüreğinde yatar. Eğer siz dünyaya, yani bir insan üç şeyle müteşekkildir. Bir, bakacak. İki, baktığını görecek. Bak bu çok mühim. Baktığını görecek. Üç, gördükten sonra düşünecek. Biz sadece bakarız. Şurada su akıyor mu? Akıyor, tamam. Şurada yeşillik var mı? Var, tamam. Orada ağaçlık var mı? Var, tamam. Tamam. Ama bu ağaç nedir? Bu su nedir? Bu nedir? Bunların hiçbiri şeyde değil. Araştırması yok. Düşünmesi yok. Hiçbir şey. Niye zahmet çekeyim de düşüneyim? Bana ne? Ağaç ağaçtır efendim. Su sudur mu bilmem. Ha, biz şimdi ne zaman ki düşünmeye başlarız? Ne zaman ki efendim insanları düşündürebiliriz? Bir de sadece düşündürebiliriz. İşte o zaman bile dalaları kazanabiliriz. Yoksa insanları düşündüremediğimiz müddetçe, biz de düşünmediğimiz müddetçe böyle bir şeyin olması mümkün değil. Malum biliyorsunuz bu kamuoyu denen bir olay vardır. Gerçi biz kazandık ama hukukla kazandık. Mücadeleyle kazandık. Az çok epey bir mücadele de verdik ama hukuken de kazandık yani. Fakat sonuç mesela bugün buralarda geliyorlar. Bizim moralimizi bozsunlar diye işte yakında burada bilmem santral başlayacak. Yakında bilmem şu olacak. Yakında bu olacak. Muhalefet efendim buraya geldiği zaman buralarda kimse şeye oy vermesin diye, iktidara oy vermesin diye gelirler derler ki efendim işte bu tekrar başlayacak, tekrar yapılacak. İktidar da geliyor diyor ki işte biz sizden yanayız, takım buralarda efendim öyle bir şey düşünmeyin, böyle bir şey olmaz şu bu. Herkes oy peşinde koşuyor ama kimin ne yapacağını bilemem. Oraya kadar benim gücüm yeter, oradan ileriye geçemem. Çünkü bunların ne zaman ne deyip ne yapacaklarını bilemezsiniz. Biz mücadele veriyorsak ne için veriyoruz? Bakın çok güzel bir şey vardır, reklam. Bu miras size dedelerinizden kalmış miras değildi ya. Torunlarınızın size beklediği bir mirastır. Yani bu miras sizin torunlarınızdır. Değil mi? Şimdi biz eğer buna böyle bakarsak her şeyi kazanmışız demektir. Biz buna bu şekliyle bakmadığımız zaman var ya, işte böyle mağlup olmayan mahkum bir toplumuz. Gelirsiniz burada kahvede oturursunuz, oyununuzu oynarsınız. Güzel efendim sizi afsun diyorlar. Rahat efendim. Limonatanızı, çayınızı içersiniz. Rahatça efendim çıkar istediğinizi yaparsınız. Tamam mı? Böyle bir toplum tam siyasilerin istediği bir toplum bu. Düşünmeyecek. Ne güzel bak. Kuzu gibi insan. Git oyunu al adamın elinden. Kuzu. Ama biz diyoruz ki biz bir toplum olalım. Bize haksızlık yapılıyor mu? Bir bakalım etrafımıza.
Bizde yanlış yapılıyor mu? Bir bakalım tabii. Ha, dünyayı ben mi düzelteceğim? Bir de bu var. Yani birisine dersin ki işte ya kardeşim gel işte burada bir mücadele veriyoruz şunu yapalım. Ya şey bu ülkeyi biz mi düzelteceğiz? Ya biz düzelteceğiz, o düzeltiyor. Kim düzeltecek? Allah aşkına bana bir söyle. Siz bu kadar dünya geziyorsunuz, yoruyorsunuz. Az çok ben de gezdim. Aşağı yukarı Türkiye'de gezmediğim yer kalmadı. Bu mevzuda hep gezdim. Ama bir şey bulamadım ben. Yani bulamadığım şey şu. Yani insanlar sizi sanki isyancılar gibi, anarşist gibi görüyorlar. Yani bu şeye inanmayanlar. Tamam mı? Sizi anarşist gibi görüyorlar. Ya işte burada ne güzel devlet yatırım yapacaktı, işte şunu yapacaktı, bunu yapacaktı de işte efendim siz engel oldunuz da işte şu yaptınız, bu yaptınız. Şimdi engel olduğumuz şey ne? Bugün sıcaktan herkes kavruluyor. Ve yanıyoruz, yanıyoruz. Bak şu gördüğünüz dereye bakın. Bu dere yavaş yavaş yapalım. Bak nerelere kadar indi. Yani bu dere bakın ha, çaydan bellidir. Nereye kadar geldi, nereye kadar gitti. Bak ta nereye çıkmış oluyor. Şimdi bir şey düşünün ki, bir toplum düşünün ki bu derenin azaldığını bile fark etmeyen bir toplum yaşıyor yani. Bu derelerin azaldığını bile görmeyen bir toplum yaşıyor ya. Şimdi siz bu toplumuyla nereden nereye kadar gidebilirsiniz? Ben bak her zaman söylüyorum. Toplumumuz yani iyice eğitilmesi lazım. Bu mevzularda çok eğitilmesi lazım. Bir ağaç kesilirken acaba ne götürür? Bir ağaç efendim dikerken ne getirir? Bunların hesabı kitabı yapılmalı. Tamam mı? Öyle ben bir bina yapacağım, bir ev yapacağım, bir bilmem ne yapacağım deyip de dünyaya efendim allak bullak etmenin bir anlamı yok. Ağacı yere indirmenin bir anlamı yok, hiçbir şey yok. Bakın size bir şey söyleyeyim bak. Ne güzel serin değil mi burası? Ha? Ya bundan iki gün evvel gelmiş olsaydınız burası yanıyordu. Tamam mı? Ve yine de mesela bu gelecekte yine yanacak. Şimdi bir de şu derenin efendim şeysinin olmadığını düşünün. Yani bir tünelden efendim 16 kilometre, 20 kilometre efendim bir tünelden geçtiğini düşünün. Acaba bu şeyi bulabilecek miydiniz? Bu serinliği bulabilecek miydik? Bu efendim size bir şey söyleyeyim mi? Şu anda su savaşları başladı dünyada. Başlayacak değil, başladı. Tamam mı? Su savaşları başladı dünyada. Bu su, şu gördüğün dere İyi ki yapılmamış diyecek kadar bu millet bir gün şeye kapanacak. Tamam mı? Bir gün diyecek ya iyi ki yapılmamış, bunu diyecek. Mutlaka diyecek. Ama ben diyorum eğer imkanım olsa, öyle bir cüzüm olsa şu dereyi bir yıllığına keserdim. Bir yıllığına akıtırdım başka yere. Bir serseri geldi efendim arka tarafa bağladı. Gözümü seveyim. Siz ne yaparsanız yapın işte devlete duyurun şunu yapın bunu yapın da biz bu dereyi tekrar yeniden alalım. Ha kaybettiğimiz şeyler çok değerlidir. Hatta dikkat ediyorsanız Türkiye'de yani böyle kalbur üstü bir insan öldüğü zaman öldükten sonra bir değerleniyor ki ya bu adam şimdiye kadar neredeydi? Buna ha işte biz kaybettiğimiz şey çok değerlidir. Kaybettiğimiz zaman değerlidir. Ben şimdi söylüyorum, bütün topluma söylüyorum, bütün dünyaya sesleniyorum. Kaybetmeden kaybetmemenin çaresini arayalım. Yoksa kaybettikten sonra ya işte keşke kaybetmeseydin hiçbir şey getirmez bize Allah aşkına. Biraz bakalım, düşünelim, ondan sonra kararımızı verelim. Yapılması mı gerekiyor? Yapalım. Yapalım. Kardeşim, burada temel atmaya geldiler ya Allah aşkına vallahi. Geldiler temel atmaya, bir kumanya verdiler millete. Tamam mı? Poşetlerde, kağıtlarda, gazeteler, şu bu bir kumanya verdiler. Ya insanlar o kumanyayı yedi, o çöpü yere attılar. Dedim bakın siz gelmişsiniz burada sandal yapacaksınız. Tamam mı? Bakın sizin bu topluma verdiğiniz şey, evvela dağıtmadan evvel bir anons etmediniz ki bakın arkadaşlar orada çöp kabları var, o çöp kabları, gerçi yoktuk çöp kabıda. Çöp kablarına koyun diye bir şey yapmadınız dedim. Ondan sonra da gelmişsiniz burada bana diyorsunuz ki vatandaş işte biz burada santral yapacağız. Ben tabii ki size burada santral yaptırmam dedim. Niye? Aha, başında belli ne yapacağınız. Ha işte toplumu yoğuracaksınız. Yoğuracaksınız. Yani gece sabahlara kadar efendim
İşte filan artist şurada bilmem ne yapmış, öbürü bilmem nereden ne etmiş, öbürü bilmem... Ya Allah aşkına bu ülkenin eğitime ihtiyacı yok mu? Yok mu? Benim gibi efendim çoban mı efendim ortaya atılıp da diyecek ki bu ülkenin eğitime ihtiyacı var, bu ülkenin efendim suya ihtiyacı var, bu ülkenin bilmem neye ihtiyacı var, ben ne diyeceğim? Ha, yemeğe sıra geldi miydi, en iyisini yiyorsunuz, ben aç yazıyorum. Şeye sıra geldi miydi, Mücadele'ye sıra geldi miydi, hepiniz kenarda. Ha, arkadaşlar, bunu götüreceksek hep beraber götüreceğiz. Ha, götürmeyeceksek, beni de çağırın değil ki arkadaş, bu buraya kadar. Teslim olalım, hay hay, olalım. Buyurun, olalım. Anasını satayım, ben 78 yaşındayım. Bana bu saatten sonra, eğer torunlar varsa onlar lazım. Bana hiçbir şey lazım değil. Ama bana bir tek şey lazım. Benim arkamdan insanlar diyecekler ki, bak bu adam filan zamanda böyle bir mücadele vermiş. Ulan adama helal olsun, ilerisini görebilmiş. Yani onu da demesinler, onu da istemiyorum. Yani ben bunu işte bana şunu desene bunu, vallahi billahi kalbimle bile geçmedi. Ama neticede bunu söylemek mecburiyetinde kalacak bu toplum. Kalacak. Bugün bana efendim arkamdan gülenler, bugün bana efendim işte ne atlamışsın ortaya şey, ne var işte falan diyen insanlar yarın diyecekler ki ne büyük hata yapmışız ya, adam işte öldü gitti de değerini bilemedi.